canlar dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Erdemli Olun adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Yine İsa'nın sözlerinden esin aldım. Bu da Luka suresinin 12. bölümüdür. Ne diyor? Bu arada İsa'nın etrafında toplanan kalabalık büyüdükçe büyüdü. Büyük bir izdiham oldu. Ta ki binlerce insan etrafta dolanıp birbirlerini eziyorlardı. İsa halka hitap etmeden önce taliplerine dönüp şöyle uyardı. Ferisilerin mayasından, yani riyasından sakının. Gün gelir, devran döner. Örtülü olan her şey ulu orta açıklanacak. Gizli olan her şey alenen ifşa edilecek. Karanlıkta ne söylemişseniz gün ışığında duyulacak. Kapalı kapılar ardında fısıldadıklarınız herkes duysun diye damlardan bağıra çağıra haykırılacaktır. Dostlarım, size bir şey söyleyeyim. Canınızı kasteden insanlardan korkmayın. Teni öldürebilirler. Fakat öldürdükten sonra size hiçbir şey yapamazlar. Esas korkmanız gerekeni şimdi size söyleyeyim. Sizi öldürüp cehenneme atma gücü olan haktan ayrı düşmekten korkmalısınız. Evet, size diyorum, esas ondan korkun. Şimdi cehennem, belki biliyorsunuz, Gehinom kelimesinden geliyor. Kudüs'te bir vadi varmış, Hinom Vadisi, Gehinom, yani Vadi anlamında. Ve ne diyor? Sizi öldürüp Gehinom Vadisi'ne atma gücü olan haktan ayrı düşmekten korkmalısınız diyor. Yani bu Gehinom Vadisi Kudüs'ün çöplüğüydü. Yani pis bir yer. Hep yanıyordu zaten, çöpleri yakmak için ateş yakıyorlardı. Yani çöpe atılacaksınız demek istiyor. Onun için haktan ayrı düşmekten korkun. Tabii korku içinde yaşayın demek istemiyor. Çünkü zaten iki ayet sonra korkmayın diyecek. Onu okuyacağız şimdi. Ama hakka karşı her daim derin bir huşu içinde kalarak ondan ayrılmayın anlamında. Evet, ne diyor? Evet, size diyorum, esas ondan korkun. 5 serçe kaç para eder? Ancak 2 metelik mi ne? Fakat hak bunların bir tekini bile unutmaz. Hak başınızda kaç tane saç telleri olduğunu bile bilir. Korkmayın. Hakkın nazarında siz koca bir sürü serçeden çok daha fazla değerlisiniz. Ne diyor burada? Korkmayın diyor. Size bir şey söyleyeyim. Bu dünyada beni herkes önünde alenen ikrar eden canı, ben de hakkın melekleri huzurunda alenen ikrar edeceğim. Fakat bu dünyada beni herkes önünde inkar edeni, ben de hakkın melekleri huzurunda inkar edeceğim. İnsanoğlu aleyhinde konuşan affedilebilecek. İnsanoğlu kim? İsa ruhuyla. Yani benim aleyhime konuşan affedilebilecek. Fakat kutsal ruha küfreden affedilmeyecektir. Sizi sinagog cemaatlerinin, önde gelen eşraf takımının ve hükümdarların huzuruna çıkardıklarında kendimizi nasıl savunsak, ne söylesek acaba diye kafanızı yormayın. Kutsal Ruh size o an onlara söylenmesi gerekeni öğretecektir. Oradan esin aldım. Bir de bir altyapı oluşturdum. Onunla birlikte çalacağım şimdi. İnşallah beğenirsiniz. Thank you.
saklanın riyakarlıklarından, uzak durun ferisiler mayasından. Sakının riyakarlıklarından, uzak durun iki yüzlülüklerinden. Kaçının dürüst, temiz, masum, erdemli olun. İki yüzlülüklerinden kaçının dürüst, temiz, masum, erdemli olun. Gözle görünecek, gizli saklı her şeyde bilinecek. Örtülü her şey gözle görünecek, gizli saklı her şeyde bilinecek. Mağrurum ki biri er geç sönecek, dürüst, temiz, masum, erdemli olun. Mağrurun ki biri er geç sönecek, dürüst, temiz, masum, erdemli olun. Işığında duyulur, karanlıkta denemsiz ifşa olur. Kervanın gün ışığında duyulur, karanlıkta denemsiz ifşa olur. Fısıldanan damlardan haykırılır, dürüst, temiz, masum, erdemli olun. Fısıldanan damlardan haykırılır, dürüst, temiz, masum, erdemli olun. Evet, dürüst, temiz, masum, erdemli olalım. Bu Ferisi cemaati gibi, Ferisi mezhebi gibi riyakar olmayalım, iki yüzlü olmayalım. Hep sevgi, hep barış, hep erdem, elimize, dilimize, belimize hakim. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.